Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz sünger gibi yumuşacık nefis bir anne keki tarifi ile geldim. Bu tarif gerçekten şahane oluyor. Tam bir anne keki. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 4 adet yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Bir pakette vanilin ekleyeceğim. Ee, yumurta kokmaması için tam bu esnada eklerseniz daha güzel oluyor. Mikserin en yüksek devrinde en az 3-4 dakika boyunca beyazlaşıp köpürene dek mutlaka çırpalım. tam da bu kıvama geldikten sonra şimdi sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. Bu arada güzel bir kek yapmak için böyle pamuk gibi yumuşacık bir kek yapmak için bütün malzemelerin oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. 1 su bardağı ayçiçek yağı ve 1,5 su bardağı da süt ilave ediyorum. Tekrar mikserle şöyle çok hafif karıştırıyorum. Fazla yüksek devirde çırpmıyorum. Şimdi ununu ilave edebiliriz. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. E, unu mutlaka öncesinde eleyip içerisine ekleyin. 2,5 bardağı ekledim. Sonra kıvamına göre yarım bardağı da ekleyeceğim. Unun üzerine 2 paket de kabartma tozu ekledim. E, miktar çünkü fazla olduğu için 2 paket yeterli geliyor. Tekrar düşük devirde unu kek harcıma yedirene kadar karıştırıyorum. Ve şimdi kalan yarım bardak unu da ekledim ve toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Yine tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 milim standart su bardaklarından. Evet içindeki mikseri çıkarıyorum ve sizlere hemen şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde olmalı. Ne çok katı ne de çok sıvı. Tam bu kıvamda olduğu zaman sünger gibi yumuşacık bir kek yapmış olacaksınız. Ben böyle dikdörtgen bir borcam kullanacağım çünkü kek harcımız oldukça fazla. E, tepsimizi, borcamımızı yağlayalım e, bir fırça yardımıyla. Sonrasında hazırlamış olduğumuz kek harcımızı önce borcamın kenarlarından başlayarak bu şekilde e, dökelim. Bu şekilde yaptığınızda daha güzel kabarıyor. Bu kekimizi önceden ısıtılmış fırına vermeyeceğiz. Soğuk fırına vereceğiz ve soğuk bir şekilde çalıştıracağız. Bu şekilde inanılmaz güzel olacak. Ben üzerine bolca susam serpiştirdim. Dilerseniz iri kıyılmış ceviz ekleyebilirsiniz veya fındık serpiştirebilirsiniz. Ama ben bu keke, bu keki en çok susam yakıştırıyorum. O yüzden bolca ekledim ve artık fırına verebiliriz. Soğuk fırına koyuyorum ve fırını koyduktan sonra çalıştırıyorum. Buna dikkat edin. Bu şekilde yaptığınızda gerçekten muhteşem olacak. Evet, şimdi fırının kapağını kapatıyorum. Derecemi 180 dereceye ayarladım ve 40 dakikada kekim pişmiş oldu. Evet, 40 dakikada gördüğünüz gibi fırının en alt kısmında pişirdim bu arada. Çünkü borcamlar alt kısmını çok geç pişiriyor. O yüzden taban kısmında pişirmenizi tavsiye ederim. 40 dakikanın sonunda kekimi fırından aldım ve şöyle 10-15 dakika dinlendirdikten sonra dilimliyorum. Gördüğünüz gibi kekimiz eşit bir şekilde kabarmış, her yeri aynı boyutta kare dilimler olacak şekilde kesiyorum ve sizlere hemen bir dilim alarak ne kadar yumuşacık ve ne kadar güzel bir kek olduğunu göstermek istiyorum. Evet kekimiz böyle gördüğünüz gibi çok güzel yumuşacık bir anne keki oldu eminim sizler de yapıyorsunuzdur ama bir de benim yaptığım şekilde ve benim ölçülerimle yapmanızı tavsiye ediyorum hemen bir tanesini servis tabağıma aldım ve sizlere hemen dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi yumuşacık, tam kıvamında, tam ölçülü bir anne keki hazırladık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerim için bildirim zilinde açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.